Süper Kanal Haber Merkezi'nden merhabalar. Önemli gelişmelerle karşınızdayız sevgili seyircilerimiz. Hafta sonu yağış İnegöl'de hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte zaman zaman ilçemize yıldırımlar da düştü. Evet, üzücü bir haberle başlıyoruz. Hamza Bey ve Boğazköy Mahallesi arasında hayvanları otlatan bir kişi 8 yaşındaki kız çocuğunun gözleri önünde yıldırım çarpma sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay saat 17 sıralarında Boğazköy Mahallesi ile Hamza Bey Mahallesi arasında meydana geldi. İnegöl'e 2 yıl önce ailesiyle birlikte gelip yerleşen ve hayvancılık yapmaya başlayan Serhat Balaban, kızı Akça Sude Balaban ile birlikte Delikli Kaya mevkiinde hayvanlarını otlatmaya başladı. Yağmurun şiddetlenmesiyle birlikte hayvanlarını eve doğru götürmeye çalışan Balaban, yıldırım düşmesi sonucu 8 yaşındaki kızının gözleri önünde hayatını kaybetti. (Gülüyor) 8 yaşındaki küçük kızın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaptıkları kontrol sonucu talihsiz adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin gerekli tedbirleri aldıktan sonra olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından talihsiz adamın cesedi İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı duyan Balaban yakınları sinir krizleri geçirirken olayla ilgili soruşturma sürüyor. Altı Eylül İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 92. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. 6 Eylül İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 92. yıl dönümü ve kurtuluş günü geçtiğimiz cumartesi günü Atatürk Anıtı ve şehitliğinde düzenlenen törenler ile kutlandı. İnegöl'ümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun 92. yıl dönümüne hayırlı olmasını İlk tören Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı'nın çeneklerinin sunulmasıyla başlayan törene ilçe protokolünün yanı sıra gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bu vesileyle İnegöl'ümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun 92. yıl dönümüne hayırlı olmasını temenni ederim. Törende günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmayı Belediye Başkan Yardımcısı Alper Saban yaptı. Yakın coğrafyalarda akan kan ve gözyaşını gördüğümüzde güçlü bir devlet, birbirine kenetlenmiş bir millet olmanın her zaman için bir zaruret olduğu ortadadır. Bu duygu ve düşünceler ile kurtuluş mücadelesinin kahramanları ve aziz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, İnegöl'ü düşman işgalinden kurtaran Şükrü Nail Paşa ve askerlerini ve aramızda bulunan kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Tüm İnegöl'lü hemşehrilerimizin 6 Eylül Kurtuluş Günü'nü kutluyor. Garnizon şehitliğinde düzenlenen törende ise Belediye Başkan Vekili Turgay Yel'in çiçek sunumunun ardından ilçe müftüsü Bayram Can Bey'in yapmış olduğu dua ile program sona erdi. Senin yolunda şehit düşmüş olan bir cümle şehit ve şühedamızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Kahraman ordumuzu ve onun başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bütün şehitlerimizi, gazilerimizi ahirete göç etmiş olanlarını rahmetle anıyoruz. Rahmetinle, merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Garnizon şehitliğinde düzenlenen törenin ardından ilçe protokolü Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsilen garnizon komutanlığına şükran ziyaretinde bulundu. Akşam üzeri yapılması planlanan program ise hava muhalefetinden dolayı başka bir tarihe ertelendi. Vatan üzerinde birlik ve dirliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Hafta sonu yaşanan yoğun yağışlar büyük sıkıntıları da beraberinde getirdi sevgili seyircilerimiz. Yağan yağmurlarla birlikte İnegöl'de caddeler göle döndü. Geçtiğimiz cumartesi günü aralıklı olarak yaşanan yoğun yağışlar büyük sıkıntıları da beraberinde getirdi. Yoğun yağışa maruz kalınması üzerine sokakların su baskınlarına uğraması ve yoldan geçen araçların suları iş yerlerinin önüne sürüklemesi esnafı ve vatandaşları zor durumda bıraktı. Hatırlamıyorum değil mi? Hayır,
Özellikle sanayi bölgesinin yanı sıra Mahmut Esat Bey Caddesi'nde ve daha birçok cadde ve sokaklar su altında kaldı. Karşıdan karşıya geçmek için vatandaşlar ilginç yollara başvurdu. Kimileri suyun üzerinden atlayarak geçmeyi denedi, kimileri koydukları bankın üzerinden karşıya geçmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ellerinin önünde biriken sular nedeniyle evlerine girmekte zorlanırken, bazılarının ise tıkanan logarları kendi imkanlarıyla açmaya çalıştığı gözlendi. Kaçıncıya çekiyorsunuz burayı? He? Hatırlamıyorum değil mi? Hayır, sefer. Evet, İnegöl'de manzara böyleydi. Bursa'da da manzara farklı değildi. Osman Gazi ilçesinde yaşanan bir olayı aktaracağız sizlere sevgili seyircilerimiz. Osman Gazi ilçesi Timurtaş mahallesinde yaşanan olayda şiddetli yağmurla birlikte sele dönüştü sular sevgili seyircilerimiz. O selle birlikte bir vatandaş dengesini kaybetti, sel sularına kapıldı. Otobüs durağında bekleyen vatandaşlar canı pahasına o yaşlı kadını bakın sular içerisinde nasıl kurtardılar. Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları yaşanırken metrekareye ortalama 25 kilogram yağış düştü. Merkez Osman Gazi ilçesinde Atatürk Caddesi üzerinde yaklaşık yarım saat süren yağış nedeniyle sel oluştu. Bu sırada yol kenarında yürüyen 50 yaşındaki kadın bir anda dengesini kaybederek düştü. Yolda ulaşan sele kapılan kadın bu sırada otobüs durağında yağmurun dinmesini bekleyen vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarıldı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sevgili seyircilerimiz, Olukman Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı saldırıda 58 yaşındaki adam 3 yerinden bıçaklanarak hastanelik oldu. Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde Olukman Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişiler tarafından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı saldırıya uğrayan 58 yaşındaki Osman Buraklar vücudunun 3 yerinden bıçaklanarak yaralandı. Saldırgan olayın ardından kaçarken yaralı Buraklar kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı Burakları gören vatandaşlar durumu 112'ye ve jandarmaya bildirdi. Yaralı Buraklar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servis bölümüne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan kontrollerin ardından ameliyata alınan yaralı Burakların tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği öğrenildi. Saldırgan şahısların teşhis edilmeleri ve yakalanmaları için jandarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Türkiye genelinde olduğu gibi İnegöl'de de ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için ders zili bir hafta önceden çaldı. Türkiye genelinde olduğu gibi İnegöl'de de ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için ders zili bir hafta erken çaldı. Oldukça heyecanlı olduğu görülen minikleri velileri de ilk günde yalnız bırakmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan uyum eğitim programı kapsamında bugün yaklaşık 4500 öğrenci ders başı yaptı. Okul öncesi öğrencilerin de uyum programı çerçevesinde bugün okula başlayacağı öğrenilirken, öğrencilerin bir hafta boyunca sadece öğlene kadar 2 saatlik uyum programına alınacağı, bu yıl orta 1 ve lise 1. sınıfa başlayan öğrencilerin de uyum programı kapsamında bir hafta erken ders başı yapacağı bildirildi. 15 Eylül Pazartesi günü sabah ise yaklaşık 50 bin öğrencinin 2014-2015 eğitim öğretim yılında ders başı yapacağı açıklandı.
Sevgili seyircilerimiz, Bursa Klasik Otomobilciler Derneği 6 Eylül İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla İnegöl'e gelerek Heykel Meydanı'nda klasik araç şovu yaptılar. 6 Eylül İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla klasik araba tutkunları İnegöl'lü iş adamı Abdullah İzmir'in daveti üzerine İnegöl'e gelen Bursa Klasik Otomobilciler Derneği Burkot üyeleri Heykel Meydanı'nda düzenledikleri klasik araba şovu ile büyük ilgi topladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa Klasik Otomobilciler Derneği Burkot Başkanı Zafer Ahmetoğlu, İnegöl'lü dostumuz Abdullah Ezin Bey'in daveti üzerine İnegöl'ün kurtuluşu dolayısıyla buradayız. Etkinlikler yağmur sebebiyle iptal oldu ama biz gezimizi iptal etmedik. İnegöl'de bir zafer gezisi yaptık. Yenişehir de vardı planda. Oradaki etkinlikler de iptal oldu ve biz akşama kadar İnegöl'de kaldık. Asıl İnegöl'deki etkinliğimiz önümüzdeki hafta İnegöl AVM'de olacak. Klasik sever bütün arkadaşları, İnegöl'lü dostları pazar günü İnegöl AVM'ye bekliyoruz. Orada klasik otomobil şovu yapacağız dedi. İnegöl'lü dostumuz Abdullah İzin Bey'in davetiyle İnegöl'ün kurtuluşu için buradayız. Etkinlikler gerçi yağmur sebebiyle iptal oldu ama biz gezimizi iptal etmedik. Biz zafer gezisi yaptık İnegöl'e. Yenişehir de vardı planda. Oradaki etkinlikler de iptal olunca biz İnegöl'de akşama kadar kaldık. Asıl buradaki İnegöl'deki etkinliğimiz önümüzdeki hafta İnegöl AVM'de olacak. Klasik sever bütün arkadaşları, bütün İnegöl'lü dostları İnegöl AVM'ye pazar günü bekliyoruz. Bir klasik otomobil şovu olacak orada. Ahmetoğlu, alanda bulunan araçların 20.000 ila 120.000 dolar arası piyasa değerine sahip olduklarını söyleyerek sözlerini sonlandırdı. Burada alanda gördüğünüz araçlar en eskisi 55 modelden 1976 modele kadar. Tüm Amerikan üretim otomobiller. Dernek üyemiz Avrupa ve yerli otomobiller de var. Umarım önümüzdeki hafta onlar da katılım göstereceklerdir. Yani bu alandaki arabalardan bahsedersek 20.000 liradan 120.000 dolara kadar araba var. Klasik araba tutkunu İnegöl'lü iş adamı Abdullah Ezim ise bugün malumunuz 6 Eylül İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşudur. Biz de Bursa'daki Burkot üyelerini İnegöl'e davet ettik. Arkadaşlarımız bugün Yenişehir'deki biber festivali için yola çıktı. Akşamüstü de onları İnegöl'de ağırladık. Hem köfte yedik hem de İnegöl'de bir tur attık. Sağ olsun arkadaşlarımız bizi İnegöl için manevi önemi olan bir günde yalnız bırakmadı. Bu klasikleri İnegöl'lülerle buluşturduk. İnşallah bir hafta sonra AVM'de yapılacak olan klasik araba günlerinde 30-40 araç ile İnegöl AVM'de olacağız ifadelerini kullandı. Bugün malumunuz 6 Eylül İnegöl'ün kurtuluşu, düşman işgalinden kurtuluşu. Biz de Bursa'daki Burkot Klasik Otomobil Derneği'ni İnegöl'e davet ettik. Arkadaşlarımız bugün Yenişehir'e biber festivali için yola çıktılar. Akşamüstü de onları İnegöl'e davet edip hem bir köfte yedik hem İnegöl'de bir tur attı. Sağ olsun arkadaşlarımız bizi İnegöl için manevi önemi olan bir günde kırmadılar. Bu klasikleri İnegöl'lerle bugün buluşturduk. İnşallah bir hafta sonra AVM'de yapılacak yine klasik araba günlerinde inşallah 30-40 tane arabayla yine İnegöl AVM'de olacağız. Bu arada Süper Kanal Televizyonu'na da bu güzellikleri İnegöl'lü hemşirelerimize taşıdığı için teşekkür ederim. Evet, İnegöl'de hafta sonu başlayan ve aralıksız devam eden sağanak yağmurla birlikte yıldırım düşme olayları da yaşandı demiştik haberimizin içerisinde sevgili seyircilerimiz. İşte Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan diş hastanesinin hemen arkasındaki ağaca da yıldırım düştü. Yıldırım düşme sonucu yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre olay Kemalpaşa Mahallesi diş hastanesi arkasında bulunan alanda meydana geldi. Abi yerden ıslanıyoruz baksana. Gün içerisinde meydana gelen sağanak yağışla birlikte yıldırım düşme olayları da yaşandı. Diş hastanesi arkasında bulunan ağaca yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yıldırımın düştüğü anda kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Durumu gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yani yalnız alttan da... Sevgili seyircilerimiz, dün Sanayi Amatör sahada oynanan U15 Kafkas Spor ile Ilgaz maçı öncesi ilginç dakikalar yaşandı. Alkollü olduğu ileri sürülen saha görevlisi kapıları açmaması tansiyonun yükselmesine neden olurken saat 17.30'da başlaması gereken karşılaşma ancak 18'de başladı.
Edinilen bilgilere göre Sanayi Amatör sahada dün o 15'te mücadele eden Kafkaspor ile Ilgazspor arasında oynanacak karşılaşma için gelen futbolcular ile yöneticiler hiç beklemedikleri bir tavırla karşılaştılar. Yenişehir'den İnegöl'e birkaç ay önce Gençlik Spor Müdürlüğü'ne atanan Zeki Ağa isimli görevli, karşılaşma için sahaya girmek isteyen futbolcuları sahanın kapısını açmayarak içeriye almadı. Hiçbir yetkiniz yok. Sadece siz burada aracısınız. Bu sahayı açtırmıyorum ben. Gidin kaymakamlıktan sorun, buranın yetkisinden ver. Bir şey oldu ama... Resmi bir müsabaka olmasına rağmen görevli Gençlik Spor Müdürlüğü'nden gerekli izin alınmadan kapıları açmayacağını söylemesi üzerine tansiyon yükseldi. Siz diye çıkmıyorum. Olay yerine gelen polis ekipleri de şahsı ikna edemeyince devreye eski Gençlik Spor Müdürü Osman Gümüş girdi. Durumdan haberdar olan Gümüş sanayi sahasına gelerek kapıları açtı. Saat 17.30'da başlaması gereken karşılaşma saat 18'de başladı. Sesimi çıkartmıyorum ben. Sizin burada hiçbir yetkiniz yok. Sadece siz burada aracısınız. Bu sahayı açtırmıyorum ben. Gidin kaymakamlıktan sorun, buranın yetkisinden ver. Bir şey oldu ama polisi... Bu anlar ise bir cep telefonu ile kaydedildi. Görevli şahsın psikolojik sorunları olduğu ve alkollü olduğu iddia edildi. Her iki takımın yöneticileri Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü'ne dilekçe yazarak şahıstan şikayetçi oldukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. Spor haberimize devam ediyoruz sevgili seyircilerimiz. İkinci Lig Kırmızı grubun ikinci haftasında deplasmanda MKH Ankara Gücü ile karşılaşan İnegöl Spor müsabakadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. 62. dakikada Raif ile penaltıdan yararlanamayan Bordo Beyazlılar ayağına gelen fırsatı ise tepmiş oldu. Maçın hakem Ali Zağlı. İkinci Lig Kırmızı Grup temsilcimiz İnegöl Spor, ligin ikinci haftasında grubun iddialı takımlarından MK Ankara Gücü deplasmanına çıktı. İki takım da iddialı genç bir kadro demiştim. 3 sezondur aynı oynuyor ve Ankara Gücü mücadeleye başlıyor. Karşılıklı ataklar ile geçen ilk yarıda önemli pozisyonlardan yararlanamayan Bordo Beyazlılar maçın 62. dakikasında Raif'in düşürülmesi sonucu penaltı kazandı. Maçın hakemi penaltıyı verdi. Penaltıyı verdi. Geçti orada Gürkan'ı. Maçın hakemi penaltıyı verdi. Dakika 62. Maçın hakemi penaltıyı verdi. Raif kurtuldu. Pozisyonda topun başına geçen Raif'in şutunda Ankara Gücü kalecisi Gökhan yaptığı kurtarış ile topu kornere çelerek gole izin vermedi. Raif topun başında. Raif geliyor. Kaleci dikkatli. Raif vurdu. Avut attı. Hayır. Kaleci çıkardı. Kaleci çıkardı. Atamadı Raif. Raif atamadı. Önemli gol pozisyonunu, önemli penaltı vuruşunu atamadı. Ve kornere çeldi kaleci. Gökhan adeta gösterdi vuracağı yeri. Ve topu out attı. 90 dakikanın sonunda taraflar golle buluşamayınca müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Son anda çizgiden çıkarıyor savunma. Orada Volkan'la İnegöspor Raif vurmuştu en son. Ve iki önemli pozisyon kaçmış oldu. Alınan bu skor ile Bordo Beyazlı temsilcimiz ikinci haftanın sonunda puanını 4'e yükseltti. İçeriye şut pozisyonda kafayı vurdu Orhan ama kaleye böyle paralel... Bu haberle birlikte haber bültenimizin sonuna geldik. Bir başka haber bültenimize görüşmek dileğiyle. Hoş ve sen kalın.